Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Kıymetli arkadaşlar, dersimiz hala da sayı ve sayılan üzerine devam edecek. Kaldığımız yerde inşallah devam edeceğiz. Ekranda da yansıdığı gibi. حول الأرقام الآتية. حول arkadaşlar burası fiil cümlesiydi biliyorsunuz. Fiil cümlesi, emir cümlesi geldiği zaman arkasında bir isim varsa evet mef'ulun bir konumunda da arkadaşlar dikkat edersin. حولي daima emirden sonra gelen isimler arkadaşlar nedir? Mef'ulun bir mansuptur. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. حول الأرقام. Arkam rakamların çoğulu arkadaşlar. Rakam arkam. الآتية de buranın sıfatı biliyorsun. Cansız ve hayvanların çoğulundan sonra bir isim geldiği zaman bir sıfat da ona gelirse tekil dişi olur. Bak dikkat edin burası tekil dişi olmuyor arkadaşlar. Evet halbuki rakam olsaydı el-ati olacaktı. Havl el-rakam el-ati olacaktı. Ama burası çoğul olunca evet daima burası emirdir. Emirden sonra gelen isimler daima mef'ulun bi nesne olurlar. Ve buradaki çoğul cansız bir çoğul olduğu için onun sıfatı da tekil dişi yuvarlak diye almıştır. Bil kitabi arkadaşlar burada dikkat ederseniz evet havlil erkamel etiyeti bil kitabil adi diyor ki a buradaki gelen rakamları normal yazıyla yazdı. Mesela bu 4 bu sayıyla yazmışız. Bu sefer rakamlarla değil yazıyla yazmamız gerekir. Belki bil kitabil adi normal ve gayr değiştir. Me yelzem. Bu da mef'ulun bi olmuş. İlgi zamiri olduğu için fethası görünmüyor. Sükun üzere mebnidir ama mahallen burası mef'ulun bi. Ve gayr me yelzemu. Ve gerekli olan değişiklikleri yap. Fil cümlel etiyeti gelen cümlelerin eve gelen cümlelerde gereken değişiklikleri yap. Evet arkadaşlar. Şimdi birinci alışmamıza başlıyorum arkadaşlar. Şaribe şabu. Genç içti. Evet. Selasete kuusin. Kıymetli arkadaşlar buraya çok dikkat etmemiz gerekir. Önceki derslerimizde bunları sayıyla yazıyordun değil mi arkadaşlar? Şimdi burası küs ne demek? Bardaklar. Peki onun tekili nedir? Ke'sun. Ke'sun. Öyleyse bizim 3'ten 10'a kadar kaidemiz neydi? 3'ten 10'a kadar sayılardan sonra gelen temyizlerimiz yani sayılan burası çoğul olur ve tenvili eseri olur. Bak burada çoğul olmuş kabul ettim. Burada da tenvili eseri olmuş ikincisi. Peki burası kes onun tekili erkektir. Erildir. O zaman arkadaşlar 3'ten 10'a kadar sayı ve sayılan a burası erkekse burası dişi olmuyordu. Aslı şudur arkadaşlar. Şunu kaldıralım böyle. Tamam mı? O zaman şaribe şevu selasete aslı şöyledir arkadaşlar. Selasete a böyle arkadaşlar. Gördünüz mü kıymeti arkadaşlar? A bu şekilde geldi. Şaribe eşşabu burası faildir. Selasete mef'ulun bi aynı zamanda mudaftır. Burası mudafın ileyi değil mi? Burası erkek olunca bizim sayımız ne olmuş burası arkadaşlar? Burası evet dişi olmuş. 3'ten 10'a kadar sayı ve sayılan kuralı neydi? Evet burası erkekse burası dişi. Kaçtan kaça kadar? 3'ten 10'a kadar sayılarımız sayılan erkekse sayı dişi oluruz. Burası dişi olsaydı burası yuvalak diye gelmezdi. Bir de 3'ten 10'a kadar daima burası çoğul olur ve burası da sonu tenviri eseri olur. Mudaf mudaf ileyi tamlanan tamlayan kaidesi burada geçerli değil mi arkadaşlar? Öyleyse şaribe eşşabu babuni neyle yazdık? Önce rakam idi. 3 yazmıştık değil mi? Şimdi bunu neyle yazacağız? Selase. Selasete kusin. Mine şeyil harri. Evet arkadaşlar. Diyor ki genç. Evet. Şaribe içti mazifili. Eşşabu genç. Selasete 3. Yani mef'ulun bir nesnede burası kusin. Genç. 3 bardak içti. Ne içti? Minden'den harf edeceğiz. Şey ne demek? Çay arkadaşlar. Arapçada çayın adı şeydir arkadaşlar. Biz çayı Arapçada almışlar arkadaşlar. Şey. Mine şeyil harri arkadaşlar. Burası da buranın sıfatı olmuş. Min harf edeceğiz. Burası ismi mecrur. Burası mudafun. Öyleyse tercüme yapılırken nerede yaparız arkadaş? Şuradan başlarız. Genç sıcak çaydan 3 bardak uç bardak İçti. Daha cümle bitmedi. Fide de harf ecedir. Maka kahvehane kahve. Burası illet harfi olduğu için sonu ese görünmüyor. Kable mef'ulun fidir arkadaşlar. Kalilinde mudafun idi. Burası zarf olunca hep diyorum ya
zarflardan, mekan ve zaman zarflarından sonra gelen isimlerin sonu eseli olur, mudafun ileyhi olur. Aynı zamanda bir fiil cümlesi, burası fiil cümlesi, bir fiil cümlesinde mekan ve zaman zarfı varsa bu kelimelerin adı ne olur? Mef'ulun fihi, mef'ulun bihi demiyorum. Mef'ulun bihi etkileyen burası. A burası mef'ulun bihi, bu mef'ulun fihi. Demek ki zamanı ve mekanı bildiren kelimeler bir cümlede varsa ismi neydi arkadaşlar? Mef'ulun fihi ama bir şartla içinde fiil olmak hasebiyle arkadaşlar. Öyleyse bu uzun cümleyi arkadaşlar nasıl tercüme ederiz? Bakınız sizce, bakın ilk önce Arapça teknik olarak özneden tercümeye başlarız. Genç, son olarak burası tercüme ediyorum. Evet, genç, evet arkadaşlar dikkat edersin. Genç, evet, az önce kahvehanede sıcak çaydan 3 bardak içti şeklinde olur. Gördünüz mü arka ne güzel çıktı. De burası tercüme ederken önce sayı sonra sayılarına dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Önce bakın kaç kelimemiz var bu cümlenin içinde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kelime. Bu 11 kelimenin içinde ilk kelime hangi kelimeden tercümeye başlayarak başlıyoruz? İlk kelime özneden yani failde. Son hangi kelime tercüme edeceğiz? Son kelime burası yapacağız. Neden? Çünkü burası müptede, özne. Burası haber olmuş arkadaşlar. Burası faildir, öznedir. Burası da haber olmuş yani yüklemdir, fiildir arkadaşlar. Yapalım arkadaşlar yeniden. Genç az önce kahvehanede sıcak çaydan 3 bardak içti şeklinde tercüme ettik arkadaşlar. İştara satın aldı. Arkadaşlar bu elifin sonu sizinle paylaşmak istiyorum. Arapçada en az bir fiil 3 harflidir. En fazla da kaç harflidir? 6 harflidir. Arapçada 5 harfli ve 6 harfli fiillerin başına gelen A bu elifler. Evet arkadaşlar bu elifler daima eseri okunması gerek. Bakın burada gördünüz mü? Eseri okundu değil mi arkadaşlar? Kaç harflidir? 1, 2, 3, 4, 5 harf. Altılar da böyle. Mesela istakfara. Daima 5'li ve altılı fiillerin başındaki elif mazi fiilinde daima eseri okunması gerekir. Tamam arkadaşlar bunu da unutmayalım. İştara satın aldı. El muallimu öğretmen. Evet sizce arkadaşlar burası erkek mi dişi mi? Erkek. Peki burası ne olacak? Burası şöyle olacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Sele, tete. Evet arkadaşlar. A böyle olacak. Gördünüz mü arkadaşlar? A, o sayı da orada olsun. Sıkıntı olmaz. Selasete, bak gördünüz mü arkadaşlar şöyle yapalım. Afvan, bu arbaat olacak. Şöyle yapalım. Evet, arbaat değil mi? Evet, şöyle olacak. Arbaate. Değil mi arkadaşlar bu? Normal 4 burada yazdı değil mi? A böyle 4'tü. Demek ki burası erkek olurken, değil mi? Burası dişi oldu. Bak burada. İştara satın aldığı el muallimi öğretmen faildir. Arbaate mef'ulun bi aklamin. Çünkü 3'ten 10'a kadar A burası tenvili eseli olacak. Burası dişi erkek olduğu için arkadaşlar burası dişi olmuştu. Bak dikkat ediniz. Burada ne gelmiş? Buraya evet yuvarlak diye gelmiş. Ama memahini demek onun tekili mimhat arkadaşlar. Bakın mimhatun. Gördün mü arkadaşlar? Mim şöyle mimhatun. Burası dişi. Mimhat ne demek? Silgi demek arkadaşlar. Bakın tekili dişidir. Öyleyse eğer şey olarak burada arkadaşlar şeklen de dişilik alameti görülmese dahi tekili dişi. Tekile göre hareket edici. O zaman bunun sonu ne olacak bu dörtün? Arba. Evet. Arba. A, gördün mü arkadaşlar? Bunun sonu yuvarlak diye gelmez. Neden? Çünkü burası dişidir. Bakın onun tekiline göre hareket ediyorum. Tamam, şeklen de bu dişilik alameti şu anda burada görünmüyor. Ama onun tekili dişidir. Ama bunun tekili kalemun aklamun. Mimhatun memahi. Memahi silgiler. Öyleyse arkadaşlar, hep söylüyorum ya. 3'ten kaça kadar? 3'ten 10'a kadar A buradaki sayılan çoğul olacak ve tenimli eseri olacak. Peki neden tenimli burada görülmedi? Memahi burada illet harfi olduğu için, şurada illet harfi olduğu için oradaki arkadaşlar ne görünmüyor? Şurada şöyle yapalım. A burada memahi, burada tenvin görünmüyor arkadaşlar, tamam mı? Arba memahin. Hatta bu şöyle olur arkadaşlar.
İsmi menkus olduğu için a böyle yapalım. A böyle memahin. A böyle olur arkadaşlar. Daima şöyle de yaparsak daha güzel olur. Memahin. A böyle olarak memahin. Neden? Daima ismi menkuslar sonu ya olan bir ismi nekireye çevirdiğimiz zaman o ye düşer. O ye'den önceki harf çift eseri alır arkadaş. Bu kaydede unutmayın. Önceki dersine ismi maksur, ismi mankus, ismi memdute gördük. Oraya döderseniz bizim dersimiz bu konuyla ilgi vardır arkadaşlar. Evet. İştara el muallimu arbaata aklamin ve arba, bak gördüm arkada, ve arba ya da bunu okursun. Bu yazıyla yazmışım. Bu da rakamla ilgilidir. Arba memahin. Neden burası o ye düştü? Çünkü nekire yaptığımız zaman ye düşüyor. Sadece bu isimlere has bir kural vardır. İsmül menkustur arkadaşlar. Ye sonları ye ile olanlara ismül menkuz diyor. Minessuki çarşıda elberihate dön. Bu mef'ulun fi arka. Demek ki iştara satın aldı. El muallimu öğretmen ya da usta. Burası faildir. Arbaate burası mef'ulun bi mansubtur. Aynı zamanda mudaftır. Aklamin kalemler burası mudafun ileyedir. Bu vav atıf harfi arkadaşlar. Gördünüz mü değerli arkadaşlar? Bu vav neyi bağlamış? 4 kalem ve 4 silgi bağlamış. Burası da mef'ulun bi. Nasıl burada mef'ulun bi ise arkadaşlar, a burası da mef'ulun bi olmuş. A buraya paralel olarak vav onları bağlaç olarak gelmiş, kurmuş. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Memahin minessuki çarşıdan. Bak bu harf ecerdir. Suk ismi mecur. Evet. Çarşı demek. Elberihate dünne mef'ulun fi. Şimdi tercüme yaparsam nasıl yapacağım kıymetli arkadaşlar? Önce şurada başlamamız gerekir. Ve cümlenin sonuna gitmem gerekir. Son olarak burası tercüme etmem gerekir. Şöyle yapalım. Öğretmen dün çarşıdan, evet, 4 silgi ve 4 kalem satın aldı. Tekrar ediyorum. Öğretmen, cümlenin şimdi sonuna gideceğim. Çünkü özneden, teknik olarak özneden başlamamız gerekir. Öğretmen dün çarşıdan 4 silgi ve 4 kalem satın aldım. Raitu gördüm. Evet arkadaşlar, raitu gördüm. Evet, osfur arkadaşlar, bunun tekili erildir arkadaşlar. Serçe demek. Raitu hamsa asafir arkadaş. Bunu da yaparsak, evet, hamsa arkadaşlar şöyle olur. O zaman hamsa, evet arkadaşlar, a böyle arkadaşlar. Hamsete, raitu gördüm. Fiil fail. Burası mef'ulü bi hamsete. Bu 5 arkadaşlar. Tamam mı? Burası 5'tir. Evet. Bu 5'tir. Asafir arkadaşlar. Asafir neden sonu ese olmadı? Bu mefaile kalıbından geldiği için mesacide, mefaile, mefenadike şeklindeki gelen bu kalıplar arkadaşlar, burası tenvili eseri olmaz. Neden? Gayr munsariftir. Bizim Arapçada 14 çeşit isimlerimiz var ki sonları çift fetha almaz. Bir de ese olması gerekirken bu a bunun gibi eseri olması gerekiyordu. Ama mefaile bu kalıpta kırık çoğul gelirse, bu vezinlerde gelirse eseri olmaz. Ama mahallen yine burası mudafın iledir arkadaşlar. Burası fiil, tu faildir. Hamsete mef'ulun bi, asafire mudaf ile. Burası fiil, burası fail. Hamsete hem mef'ulun bi hem de mudaftır. Burası mudafın ile arkadaşlar. Fauka üstünde ya da üzerinde. Bu da arkadaşlar mef'ulun fihidir. Çünkü mekan bildirdiği için. Şecereti mudafın iledir arkadaşlar. A bu birinci cümle. A buradan buraya biz mef'ulun fi diyoruz. Matufun aleyh diyoruz arkadaşlar. Bu vav da atıf harfi. A bundan buraya kadar matuf cümlesi. Vav iki parçayı, iki organı birbirine bağlamış. Ve hamsete, bu odası da hamse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hamsete yazalım. Hamse. A bu da hamse olacak. Neden arkadaşlar? Çünkü burası dişi olduğu için burası erkek oldu. Burası erkek olduğu için burası dişi oldu. Değil mi arkadaşlar? Ve ham, evet. Ve hamse ve zatin. Burası nasıl mef'ulun bi ise burası da mef'ulun bi oldu. Çünkü vav bağlacı a bununla, evet, a bunu bununla paralel kılmıştır burada. Evet, ve zatin fil buhayreti, gölde, emsidun. Şimdi tercüme edersem arkadaşlar nasıl yapacağım? Burada açıktan bir fail gel, bu bitişik faildir arkadaşlar. Ama açık a bunun gibi isim gelseydi a bununla önce başlar. Ama burada bitişik fail olduğu için tercüme teknik olarak burada başlamaz. Cümlenin sonuna gidiyorum. Dün gölün içinde 5 kaz, evet kaz, ve 5, evet, ve 5 serçe ağacın üzerinde arkadaşlar gördüm. Şöyle yapalım. Evet, dün gölün içinde 5 kaz
ve ağacın üzerinde 5 serçe gördüm. Tekrar edeyim arkadaşlar. Cümlenin sonunda başlıyorum. Dün gölün içinde 5 kaz ve ağacın üzerinde 5 serçe gördüm şeklinde tercüme ettik arkadaşlar. Vada koydu. Evet. El üstazı öğretmen. Burası faildir. Sitte mecelletin. Bak burası dişi olduğu için arkadaşlar. Bu da altı. Sitte dedim. Demedim sittete arkadaşlar. Burası mef'ulü bi konumdadır. Çünkü bu fiildir. Bu faildir. Bunun sonu arkadaşlar yuvarlak T gelmez. Çünkü burada dişidir. Burası dişi olunca burası erkek. O zaman sitte mecelletin ve sittete kutubin. Bak burada kitaplar arkadaşlar hem çoğul hem erkek olduğu için bu sayı bu sefer dişi olacak. Bunu da yazalım burada. Burada arkadaşlar şöyle yapalım. En az sitte arkadaşlar. Sitte. A böyle olacak arkadaşlar. Tamam mı? Sitte. Ama burada ne olacak arkadaşlar? A buraya dikkat ediniz. Sittete. Sitte. Evet arkadaşlar. Sitte. A böyle olacak. Değil arkadaşlar. Bakın bu yuvarlaktı. Evet arkadaşlar. Neden geldi? Bizim kaydımız ne diyordu? Burası dişi. Erkekse burası dişi olacak. Burası dişi olduğu için bak burası erkek oldu. Tamam arkadaşlar? Bu açıkta erkeğin göstergesi değil. A bu yuvarlak T. Dişilin göstergesi arkadaşlar. Dişili göstergesi A burası değil mi arkadaşlar? Ama burası erkek olunca burası dişi oldu. Burası dişi olunca burası erkek. Tamam arkadaşlar? Öyleyse ale üzerine mindadati. Mindada ne demek? Masa demek. Evet alel mindadati. Öyleyse masanın 4 tane ismi var arkadaşlar. Mindada, tavile, mektep, hivan arkadaşlar. Evet 5 tane isimleri vardır. Demek ki vada koydu. Burası fiildir. El üstadü öğretmen. Sitte mef'ulun bi 6. Mecelletin dergi. Öğretmen 6 dergi. Ve 6 kitabı. 6 kitap alel mindadati. Öyleyse tercüme önce özneden başladığı için arkadaşlar. Özne bak burada dikkat ettiniz mi? Burası arkadaşlar ne olmuş? Burası fail açıktan gelmiş. Öyleyse açıktan gelen fail tercüme bu. Teknik olarak burada başlar. Evet öğretmen masanın üzerine 6 kitap ve 6 dergi koydu şeklinde tercümesi yapılır. Gaseletil ummu evet seb'ate evanin ve seb'a eşvakin. Bak burada gaselet yıkadı. Bu tetenisir. Mazi fiilidir. El ummu ane faaldir. Evani çanak demek arkadaşlar. Eni tekildir. Evani çanaklar. O zaman burası eril olduğu için burası seb'ate yuvarlak diye geldi arkadaşlar. Ama burada gelmiş. Seb'a. Bak burada seb'ate. Burada seb'a dedim. Şevke çatal arkadaşlar. Anne evet. 7 çanak ve 7 çatal. Fil matbagi evet. Gaseletil ummu seb'a. Seb'ate evanin ve seb'a eşvek fil matbagi. Anne mutfağın içinde 7 çatal ve 7 çanak yıkadı. Ma beraber bintiye ma harfecer binti ismi olur kızı he mudafili kızıyla beraber es-sagireti burası da arkadaşlar a buranın sıfatı olmuş mudafun ile aralarına burası ismi mecrur ve mudaftır he mudafun ileydir es-sagireti de kızın sıfatı olmuş arkadaşlar bazen burası mudaf mudafil oğlu olur bazen sıfat a bu sıfat a buranın sıfatı da mudaf ile arasına girebilir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi tercüme edersem nasıl bunu yapacağız? Değerli arkadaşlar. Önce yine anneden başlamamız gerekir. Anne. Bakın anneye alıyorum değil mi? Anne önce özne. Cümlenin sonuna gidiyorum. Anne küçük kızıyla beraber mutfağın içinde 7 çatal ve 7 çanağı yıkadı. Evet arkadaşlar. Bu şeklinde tercüme ediyorum. Amile çalıştı. Me etu mühendisi. Me arkadaşlar aslında şöyle yazılıyor kıymetli arkadaşlar. Me etu. A böyle. A böyle yazılıyor. Tamam arkadaşlar. Me etu. Ya da şöyle arkadaşlar. Şöyle yapalım. Me. Şöyle arkadaşlar. Me etu. A böyle yazılır. Ha. Me etu değil arkadaşlar. Bu me etu fail. Bak bu yazışı böyle. Amile me etu. Me'tu yani yüz mühendisin. Neden burası esra oldu? Bizim kaidemiz gramer kaydı kurallığında neydi? Yüz ve yukarıya doğru sayılardan sonra gelen daime temyizimiz. Burası sayılar yani temyiz isimler. Tenvili tekil esali olacak. Bak tenvili olacak. Tenvili olacak. Esri olacak. Bak burada çoğul olmuştu. Burada tekil olmuş. Bu da esra bu da. Ama bu tenvili çoğul esalı
Bu tenvili tekil. Tekil bizim arasındaki fark, burada tekil, burada çoğul olması. Yani ikisi de 3'ten 10'a kadar da burası tenvili eseri olur. Burada da tenvili eseri olur ama burada çoğul 3'ten 10'a kadar çoğul olur. 100 ve yukarı ise burada bu kelimeler eseri tekil olması gerekir arkadaşlar. Am ile çalıştığı me'ete muhendis, burası tekil olmuş ve eseri olmuş. Burası çoğul olmuş ve eseri olmuş. 100 yukarıya doğru kayda böyle. Am ile mi'etu faildir. Mühendisin burası hem faildir hem mudaftır. Burası mudaf ile. Ve 15 amileten. Bak gördün mü arkadaşlar? Bu sefer burada 15 100 mühendis ve 15 bayan işçi. Bak burası a, bu 5 erkek olacak. Çünkü burada işçiler dişidir. Ama 10 buraya uyum sağlayacak. Önceki canlı bir şekilde bu dersimizi de görmüştük değil mi arkadaşlar? Dikkat etmenizi gerekiyor. Evet. 100 mühendis, erkek mühendis ve 15 bayan işçi ve 6 erkek işçi. Evet. Ve 5 müdürle birlikte fiyada sabah ilke bir. Evet. Demek ki tercümemiz şurada başlar arkadaşlar. Amine çalıştı. Me'etu mühendisin. 100 mühendis. Ve hamsete ve 15 amileten ve 10 bayan, 15 bayan işi ve sittete ummalin ve 6 erkek işi. Bak neden burası esre oldu? 3 6 kuralı burada geçerli. Ve sittete ummalin ve 5 mudara ve 5 müdür. Neden burası esre olmadı sonu? Elif hemzeli biten karık çoğullar eseri olmaz arkadaş. Aslında burası da şöyle olması gerekiyordu. Ha şöyle arkadaşlar. Ama olmadı neden? Çünkü daima sonu gayr munsarif. Bak bu gayr munsarif bir kelimedir. Memnu'un minasarif bir dersimiz vardı değil mi? Sonları esre olmaz. Yalnız bir fetha alırlar veya bir ötre alırlar arkadaşlar. Fi da harfe cer heze isme mecurdur. Al masnai fi heze burası bedeldir. El kebiri a bu da kebir büyük demek. Buranın sıfatı oldu. Öyleyse arkadaşlar tercüme yapılırken nasıl yapılır? Şurada başlıyorum. Bu faildir ya. 100 mühendis ikisi birlikte paralel olduğu için arkadaşlar mudaf mudaf ile olduğu için bir de burası fail olduğu için birlikte tercüme etmemiz gerekir. 100 erkek mühendis evet büyük fabrikanın içinde 5 müdür ve 6 erkek işçi ve 15 bayan işçiyle beraber çalıştılar. Tekrar edeyim. 100 erkek mühendis evet büyük bu büyük fabrikanın içinde 5 müdür ve 6 erkek işçi ve 15 bayan işçiyle beraber arkadaşlar çalıştılar arkadaşlar şeklinde tercüme ediyoruz. Vada'atil muallimetu 17 kamusan. Vada'atil muallimetu. Vada'at ne demek arkadaşlar? Koydu. Bu te tenisir. El muallimetu faildir. Merfu'tur. 17 kamusan. Bak burası dişi olmuş. Çünkü burası erkektir ya. Ama 10 başka bir sayı 10'la geldiği zaman buraya uyum sağlar. Evet 17. Neden burası fethemili fethali olmuş? Bizim kaidemiz 11'den 99'a kadar sayılardan sonra gelen isimlerimiz yani temyizler. Sayılardan sonra gelen isim adı neydi? Temyiz. 11'den 99'a kadar sayılardan sonra gelen temyizler daima tenvili, tekil, fethali olması gerekir. Demek ki burası temyizdir. Vada'atil muallimetu 17 kamusan 15, 17 17 sözlü koydu. Alat tabir masanın üzerine. Varattabetha ve onları tertipledi, düzenledi, bir şekli iyi bir şekilde. Şimdi arkadaşlar burası varattabetha bu mazi fiili he mef'ulun bi harfi cer şeklinde ismi mecbur ceydinde. Arka bir şekli ceydin. Evet. Bu da mudafın ile arkada bir şekli. A burada sıfat olmuş arkadaş. Bunun şöyle olması gerekir. A böyle olacak. Bir şeklin ceydi. Burası buranın sıfatı oldu. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl tercüme edeceğiz? Önce şurada başlar. 15 evet arkada 10 evet. Bayan öğretmen şurada arkadaşlar. Önce özünden bayan öğretmen güzel bir şekilde evet, iki cümledir arkada. Burada A buradan buraya kadar bir cümle önce yapmamız gerekir. Önce birinci cümleyi. Neden? Çünkü vav'dan önceki bu cümlelerimiz var ya. Vadaat koydu. Burada da rettebel. İki cümle var. Öyleyse önce birinci cümleyi tercüme edin. Sonra vav'la birlikte ikinci cümleye geçin. Şöyle yapalım. Öğretmen masanın üzerine 17 kamus koyup ve güzel bir şekilde onları tertipledi. Rattebethe onlara o burası o manası onları arkadaşlar. Ve onlar evet ve güzel bir şekilde onları tertiplediği arkadaşa düzene koydu şeklinde tercüme ediyoruz.
Dakhala girdi. El amilu işi ilel masnai işi fabrikaya girdi. Dakhala el amilu ilel masnai. Burası mazi fiili, burası faildir. İle harfi ecerdir. Masnai isme mecrur fabrika demek. Evet diyor işi fabrikaya girip ve ikinci cümle geliyor. Ve ahaza aldı. Tis'ate aşre varakan. Varakan şöyle yapalım arkadaşlar. Evvel olması gerek. Varakan ve 19 kağıt aldı. Minel carur. Carur min harfi ecer. Carur çekmece demek arkadaşlar. Diyor çekmeceden 19 kağıt aldı. Şimdi arkadaşlar. Kaç tane cümle var? A buradan buraya kadar birinci cümlemizi tercüme ediyorum. Sonra vav'u tercüme edip cümlenin sonuna gidiyorum ve son olarak burası tercüme ediyorum. Bakın ne güzel çıkacak. İşçi fabrikaya girip ve çekmeceden 19 kağıt aldı. Tekrar edeyim. Önce öznemizi tercüme edeyim. Bu kuraldır. İşçi fabrikaya girip, neden girip dedim? Çünkü ikinci cümle geldiği zaman tercüme girip dememiz gerek ya da yapıp ya da okuyup şeklinde ikinci cümleyi Türkçe'de uyum sağlaması için demek ki işi fabrikaya girip ve çekmeceden 19 kağıt aldı şeklinde tercüme ettik arkadaşlar. Zehvet gitti uhti benim bacım gitti zehvet gitti tetenisi uhti faildir. Neden öte görünmüyor bu ya mülkiye zamiri gelmiş ya burası faildir. Aynı zamanda mudaf ya da mudafın ile arkadaşlar. Yani tamlayandır. Zehebet uhti bacım gitti. İlel beyti eve gitti. Kable mef'ulun fiydi. Kable önce. Selase saatin. Burası dişi olunca burası erkek oldu. Ve lemme yerca ilel ane. Ve şimdiye kadar dönmedi. Henüz dönmedi arkadaşlar. Gördün mü arkadaşlar? Ve lemme yerca. Henüz dönmedi. Aa bu önceki dersimizde görmüştü değil mi? Lem. Lemme. 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 Ney? Lemme yesef henüz gitmedi. Lemme yakra henüz okumadı. Lemme yakul henüz yemedi arkadaşlar. Lemme yebde henüz başlamadı. Bu muzari fiillerin önüne geldiği zaman muzari fiillerin sonunu cezmeder ve aynı zamanda olay geçmiş zamanda olmuş. Şu ana kadar devam ediyor olma ihtimali vardır. Ama lemde yok. Lem yerca dönmedi. Olay bitmiş ama lemmen yerca hani dönmedi. Dönme ihtimali var arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu da iki cümledir. A buradan buraya kadar bir cümle. İkinci cümlede A fiil burada olduğu için vav'dan sonra bir cümle kabul ediyoruz. Öyleyse benim bak zehebet gitti. Uhti benim bacım gitti. İlel beyti eve. Kable önce. Selase saatin. Burası dişi burası erkek. Benim bacım Türkçe tercüme burada başlar. Benim bacım 3 saat önce eve gidip ve şimdiye kadar henüz dönmemiştir. Levelemme rerca ilel ane. Sonra burası ese olması bir muzarifili cezmeden edatlardan olduğu için burası cezmetmiştir. Kastamet bölüştürdü arkadaşlar. Kastamtu bölüştürdüm. Es-sekakire. Şekerleri. Sekakir, sukkar arkadaşlar. Onun tekini sukkardır. Kastamtu, evet. Bölüştürdüm. Es-sekakire. Burası mef'ulun bi olmuş. Burası fiildir. Burası faildir. Beyne. Bak mef'ulun fi gelmiş. Değil mi arkadaşlar? Mef'ulun fi. Mef'ulun fi'den sonra gelen isimler ne olur? Eseri olur. Beyne. Evet. Evet. Beyne. Sittete aşere taliben. A 13, 11'den 19'da mebni olduğu için burası da eseri olmaz arkadaşlar. Sittete aşarete, evet sittete aşare taliben. Diyor ki, evet şekerleri 16 öğrenci arasında bölüştürdüm. Kassamtu bölüştürdüm. Esek şekerleri beyni arasında. Evet şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu da böyle yazı olarak yazayım. Sittete arkadaşlar. Sit te a şara abu da böyle olur. Gördün mü arkadaşlar? Sittete. Neden? Bak burası ese olmadı. 11'den 19'a mebnidirler arkadaşlar. Halbuki zarf burada gelirken burası eseri olması gerekiyordu. Değil mi? Kural olarak budur. Ama olmadı. Çünkü bunlar mebni. Mebniler sonları değişmez. Öyleyse arkadaşlar kasamtu bölüştürdüm. Es-sekakire şekerleri beyne sittete aşra talibe. Neden burası tenvili fethali oldu? 11'den 99'a kadar sayılardan sonra gelen bizim temyizimiz daima tenvi tekil fethali olur. Ve sitte talibatin ve 6 kız öğrenci arasına 16 erkek öğrenci arasına paylaştırıp ve 6 kız öğrenci. Bu bak sitte talibatin. Burası dişi burası erkek oldu değil mi? Burada 3'ten 10 kuralı geçerli ama burası için 11-99 kuralı geçerli olduğu için tenvili tekil fethali oldu. Ama neden burası esra oldu? 3'ten 10'a kadar sayılardan sonra gelen
temyizimiz neydi? Tenvili çoğul eseri olacak. Kable mef'ulun fi saati, bir saat önce. Şimdi değerli arkadaşlar, bunu tercüme nasıl yapacağım? Fail açıktan gelmemiş. Bu da açıktandır ama bitişik zamir geldiği için tercüme burada başlamaz. Mesela bunun tu'nun yerine ene ya da Muhammed, Ali, Ayşe, Fatime olsaydı tercüme orada başladı. Evet arkadaşlar, bir saat önce, evet arkadaş, bir saat önce 6 kız ve 17 6 kız öğrenci ve 16 erkek öğrenci arasında şekerleri dağıttım. Ya da bu şekilde, en uygun bu şekilde olur arkadaşlar. Bir saat önce 6 kız öğrenci ve 16 erkek öğrenci arasında şekerleri dağıtım şeklinde tercüme ediyoruz arkadaşlar. Tezkiretü zihabi vel iyab. Zihab ne demek? Gidiş. İyab ne demek arkadaşlar? Gelir. Tezkere ne demek arkadaşlar? Tezkere bilet. Tezkeretü mübtede mudafun ileyhi. Bu da mudafun ileyhi arkadaşlar. Vavla atıf olmuş. Tamam arkadaşlar. Vav burada. Tezkeretü zihabi vel iyabi. Evet, gidiş geliş bileti. Hamsete aşere dolaran, 15 dolardır. Min Batman'a ile İstanbul'a. Batman'dan İstanbul'a. Öyleyse arkadaşlar, tercüme yapılırken şuradan arkadaşlar, evet, gidiş ve geliş bileti İstanbul, Batman'dan İstanbul'a 15 dolardır şeklinde tercüme ediyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü değerli arkadaşlar? Şöyle, evet, tezkiretu burası mübtedi. Zihabi vel iyab, evet, diyor gidiş bi hamsete aşere dolar. A burası arkadaşlar haber olmuş. A burası bi hamsete aşere. Tamam arkadaşlar, bir harf ecer gelmiş ya. Evet. Arkadaşlar sayılar başka bir harfle bitişmezse, normal sayılar bu şekilde gelirse, rakamla yazılırsa başka bir kelimeyle birleşmez arkadaş. Haberiniz olsun. Evet, tezkiretü zihabi vel iyab. Demek ki dönüş ve geliş ya da gidiş ve geliş bileti bi hamsete, bak burası erkek olduğu için hamsete dedim. Demin o hamse. Bi hamsete aşere dolara. 15 dolar. Burası yüklem oldu. Nereden? Minden. Batman. Neden Batman sonu eser olmadı? Burada harf ecer olmuş. Çünkü o Batman Arapça bir kelime değildir. İle İstanbul. Neden İstanbul sonu eser olmadı? İstanbul'da gayr munsarif, Batman'da gayr munsarif. Arapça bir kelime olmadıkları için harf ecer onların sonları şu şekilde tercüme etmez. Şu şekilde eser yapmaz arkadaşlar. Şu şekilde olmaz. Tamam arkadaş. O zaman ne olur? Fethada kalırlı. Kıymetli arkadaş. Tercüme tam edersem demek ki gidiş ve geliş bileti, evet, cümlenin sonuna gidiyorum. Burası mübtededir ya. Gidiş, evet, gidiş ve geliş bileti. Önce şurada yapar. Burası özne mübtede olduğu için, bu mudafın ileyle ilintili olduğu için tercüme burada var. Evet, gidiş ve geliş bileti, evet, Batman'dan İstanbul'a 15 dolardır arkadaşlar. Devam ediyorum. Zürtü, ziyaret ettim. Evet, bak burada fiildir. Bu faildir. Hamsete aşere beleden. Beled. Beled erkek olduğu için beled arkadaşlar. Bak sab'ate aşere beleden. Neden burası terminli oldu? Muhtelifen, değişik. Aa, bu muhtelifen de burada, evet, beleden sıfatı olmuş arkadaş. Zürtü ziyaret ettim. Burası mef'ulun bi olmuş. Sab'ate aşere beleden. Muhtelifen de buranın sıfatı olmuş. Burada ne olmuş arkadaşlar? Burada 11.99 kuralı geçerli olduğu için temizimiz tenvili tekeli olmuş. Burası onun sıfatı. Fi hilali, fi zarfında. Fi hilal ne demek zarfında? Sitti senevatin. 6 sene zarfında 17 değişik ülkeyi gezdim. Bak gördün mü ne güzel çıktı arkadaşlar. Zürtü ziyaret ettim. Fiil fail arkadaşlar. Seb'ate aşere beleden muhtelifen fi hilali sitti sene. Fi hilali sitti sene. Fi harf edecek. Hilali ismi mevcut. Sitti mudafun ile senevatin ikinci bir mudafun ile geldi. Öyleyse arkadaşlar tercüme şurada başlıyor. 6 sene içinde ya da zarfında 17 değişik ülkeyi gezdim. Bak tekniklere bakalım. Önce tercüme burada başlar. 6 sene zarfında 17 sayıya geliyorum. 17 değişik sıfata geliyorum. Ülkeleri gezdim şeklinde olur arkadaşlar. Nezele indi. Tis'ate aşere rakiben, 19 erkek yolcu ve tis'a aşerete rakibeten. Bu telaffuzlarıma dikkat edin arkadaşlar. Bak burada 9 dişi gelmiş. Buradaki 9 erkek gelmiş. Çünkü burası dişidir ya. O zaman bu erkekti ama 10
Diyor ki ben başka birisiyle olursam başkalarına erilik dişilik olarak başka bir sahibi benimle gelirse o zaman benim hareketim sahilana uyar. Evet arkadaş, ama onlar birler basamağı daima ters. Onu da unutmayalım arkadaşlar. Yani onlar basamağı, birler basamağı daima arkadaşlar 3'ten 10'a kadar nerede olursa olsun daima sahilana ters olur dişilik erilik açısından. Ama onlar basamağı 10 ise uyum sağlar arkadaşlar. Nezele tis'ate aşere rakiben ve tis'a aşerete rakibeten 19 erkek yolcu ve 19 bayan yolcu adiyeten normal. Evet, 19 erkek yolcu ve 19 bayan normal yolcular indiler. Ve hamsetu mudifine. Mudifine ne demek? Mudifine ve hostes bin tayiret. Demek ki arkadaşlar mudif hostes demek. Mudif ve bayan hostes. Ama burada erkek hamsetu mudifine. Minet tayireti uçaktan arkadaşlar. Şimdi tercüme edersem arkadaşlar. Evet. Diyor ki burada arkada fail olduğu için burada tercüme etmemiz gerekiyor. 19, bak 19 burada faildir. 19 erkek yolcu ve 19 normal yolcu. Evet, uçaktan 5 hostesle birlikte indiler arkadaşlar. Ve 5 hostesle indiler şeklinde tercüme ediyoruz. Karatu okudum. Burası fiil fail. Evet, aşerete kutubin 10 kitap ve selase aşerete mecelleten 10 kitap ve 10 dergi okudum. Fi hilali arkadaşlar. Nasıl, nerede? Bizim burada bir kelime hilal geçiyor değil mi arkadaşlar? Bunun gibi arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz hilal zarfında arkadaşlar. Bu da hidam da onun eş anlamlısı olan bir kelimedir. Demek ki karatı okudum. Fiil fail. Aşırı burası mef'ulun bi kütübin. 3-10 kuralı geçerli olduğu için burası ese oldu. Ve selasete aşırı mecelleten. Ve selase aşırete mecelleten. Ve 13 dergi burası da 13.99 kuralı geçerli olduğu için burası telmini tekil fethali geldi. Fi kıdemi zarfında, yani hilal arkadaş, şehrin bir ay zarfında, burası harf ecel ismi mecbur. Evet, mudafın ile ev akalle ya da daha az veya arkadaşlar buraya matuf olduğu için burası gayr munsarif ef'alu kalıbından geldiği için burası da esse olmadı. Şimdi kıymeti arkadaşlar bunu tercüme edersen ne yapacağım? Diyor ki bir ay zarfında veya daha az 13 dergi ve 10 kitap okudum. Tekrar ediyorum. Evet, bir ay zarfında veya daha az evet zamanda 13 dergi ve 10 kitap okudum şeklinde tercüme ettik. İştara satın aldı. Ettaciru tüccar faildir. Me'ete burası mef'ulü seyyaretin 100 ve yukarı kayda geçerli olduğu için burası tenvili tekil oldu arkadaşlar. Unutmayalım. Hep bunları söylüyorum ki unutmayalım. İştara satın aldı. Ettaciru tüccar. Me'ete seyyaretin. Tüccar 100 otomobil satın aldı. Ve hamse aşerete derraceten. Ve 15 bisiklet. Ve selase havametin. Ve 3 helikopter. Elberihate 4. Bak, gördün mü arkadaşlar? Burası fiildir. Burası faildir. Burası mef'ulun bi. Bu mudafun ile. Ve burası da mef'ulun bi oldu. Çünkü buraya dönüyor arkadaşlar. Burası da mef'ulun bi. Bak, 3 tane mef'ulun bi. Vavla atıf olmuş. Vav'dan önceki matufun aleyhi, vav'dan sonraki kelimeler matuftur. Değil mi arkadaşlar? Mef'ulun bi vav'la olmuş. Burası mef'ulun bi, burası mef'ulun bi, burası da mef'ulun bi. Öyleyse iştara satın aldı. Ettaciru tüccar. Me'ete seyyar 100 otomobil. Ve hamse aşerete derraceten. Burası da temyizdir. 11.99 kuralı geçerli olduğu için burası tenvili fethali oldu. Ve selase havametin. Bu da 3-10 kaidesi geçerli olduğu için burası esse oldu. Elberyahta mef'ulun fi zamanı bildirdiği için. Şimdi arkadaşlar sizce tercüme nerede başlayacak? Daimi özneden. Bak, özne açık bir isim geldiği için burada başlar. Ama özne burada başlamıyordu. Neden? Bu da faildir. Ama bu bitişik zamirdir. Ama bu açıktan isim gelirse burada başlar. Ama bununki burada başladı. Bununki burada başladı. 100 evvel arka tacir, yani tüccar, dün 3 helikopter ve 15 bisiklet ve 100 otomobil satın aldı şeklinde tercüme etti. Lehu seb'atu evladin. Burası haber öne geldi arkada. Seb'atu da mübteda olma, evladin. Onun evet 7 çocuğu ve seb'u benatin ve 7 kızı ve 15 hafiden ve 15 torunu ve ahada hay 15 erkek torun ve 10 kız torunu vardır. Gördünüz mü arkadaşlar?
Lehu, evet burası mübtededir. Sev'atu evladin, bu mübtede, bu mübtede, bu mübtede, bu mübtede arkadaşlar. Mahtıp olmuş, hepsi A buraya dönüyor. Arka sayılardan sonra gelen de temyizdir. Bu kaydeyi de unutmayın kıymetli arkadaşlar. Demek ki onun 7 erkek çocuğu ve 8 kız çocuk ve 15 erkek torun ve 10 kız torun. Demek ki tercüme edersek arkadaşlar, evet, sahibidir hoca. Ya da şöyle yaparız. O arkadaşlar, lehu onun, lehu seba evladin. Onun 7, şöyle yaparsak, onun 7 erkek çocuk ve 7 kız çocuk ve 15 erkek torun ve 10 kız torunu vardır şeklinde tercüme ediyor arkadaşlar. Elleftu ne demek? Yazdım, telif ettim. İsne aşere kitaben, 12 kitap ve isne te aşerete rivayeten ve 12 roman fi hiddamil ameni, 2 sene ameyn. Harfiyle isme mecur zarfında, ameyn de mudafınli. Evet, 2 yıl zarfında 12 roman ve 12 kitap telifi. Burası o isnat-ı aşır. Burada ne olmuş arkadaşlar? Mef'ulun bi. Bu da mef'ulun bi. Tamam arkadaşlar. Arkalarına gelen de bunları temizle. Demek ki şöyle yapın. 2 sene zarfında 12 roman ve 12 kitap telif ettim. İştara satın aldı. El ebu baba. Selase aşarete saatin. Diyor baba, burası fiildir. Mazi fiili. El ebu faildir. Ötelidir. Merfutur. Selase aşarete saatin baba, 13 saat ve selase ve selasete aşara kamisen ve 13 gömlek kable yevmil idi, bayram, evet 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 kable yevmil id, bayram gününden önce arkadaş, arkadaşlar bayram günü günün öncesi, evet bir gün öncesi, evet 13 gömlek ve 13 saat satın aldı. Tercüme tam edersem arkadaşlar, iştara satın aldı. El ebu baba. Selase aşre saaten, baba 13 saat. Ve selasete aşre kamisen kable yevmil eydi. Bir gün bayram akşamı derse daha güzel. Kable yevmil eyd. Bayram arafasında şöyle tercüme ederim. Baba bayram arafasında 13 gömlek ve 13 saat satın aldı. Ba'a sattı. Ettaciru tüccar mukeyyifen. Mukeyyif ne demek arkadaşlar? Evet. Mukeyyif kelime demek arkadaşlar. Ba'a tüccaru tacir. Ba'a sattı. Ettaciru tüccar mukeyyifen kelime. Bi ile ahada bi me'e ve seb'ate aşre liratin. Ne kadar arkadaşlar? 117 liraya sattı. İlel müşteri, müşteriye arkadaş. Öyleyse tüccar müşteri, evet tüccar kalimeyi müşteriye 117 lirayla sattı. Evet, ba'a ettaciru faildir. Mukeyyifen mef'ulun bi. Bi harfi ecer. Ma'a ve seb'ate aşere liratin, 117 liraya, evet ilel müşteri, müşteriye. Öyleyse tüccar müşteriye 117 liraya bir kalibeyi sattı şeklinde tercüme ediyoruz arkadaşlar. C geldi. Seb'ate sittete aşara raculen. C geldi. Sittete. Burası erkek olduğu için burası dişi oldu. Sittete. C sittete aşara raculen. Ve sitte aşarete ve sitte aşarete imraten. 16 adam ve 16 bayan. Kablel verihan. Evvelsi gün 16 bayan ve 16 erkek geldiler. Burası fail arkadaş. Burası temiz. Burası da avre matuf olmuş. Burası zaten temizdi. Burası mef'ulun fihi ve el-beriyati de mudafun ileyhi. İstada avladı arkadaşlar. İstada avladı. Ne avladı? Astayadu avcı. Me'ete. Burası mef'ulun bihi olmuş. Usfurinde neden burası ese oldu? Yüz ve yukarıya doğru sayılardan sonra gelen ne oluyordu? Tenvili, tekil, eseri olur. Bil bundukiyeti ne demek? Tüfekle arkadaşlar. İstada mazi fiili. Astayadu avcı. Me'ete mef'ulun bihi yüz. Osfurin diyor ki avcı 100 serçeyi avladı. Ne ile? Bil bunduki. Bir harfle cer bunduki, tüfek ile arkadaşlar. Tercüme edersem avcı tüfek ile 100 serçeyi avladı. Hatala yağdı. El mataru yağmur. Aşara eyyamin. Aşara eyyamin. Sizce ne olmuş? Zaman dilimi olduğu için burası mef'ulun fihi arkadaşlar. Yani hatala yağdı. Mataru aşara eyyamin.
10 gün yağmur. Alet tevali arka arkaya. Demek ki yağmur arka arka, alet tevali sırasıyla arka araya kesintisiz arka arkaya 10 gün yağdı. Yağmur arka arkaya 10 gün yağdı. Hatala şeklinde tercüme ettik. Li hamsu benatin, benim 5 kızım, ve hamsu evladin, 5 erkek oğlum, ve isne aşra hafiden. Evet bak, burası mübtedadır arkadaşlar. Hamsetu, burası ne olmuş? Burası da mübteda. Harf-i cer ismi mecrur önüne gelirse bu li, lem harf-i cer li de mülkiye bana dönüyor. Benim diyor vardır. Hamsetu benatin, hamsu benatin ve hamsetu. Bak burada hamsu, burası dişi oldu diyorum hamsu. Buradaki erkek olduğu için hamsu dedim. Hamsetu burada dedim. Burada hamsu dedim. Burası dişi, burası erkek oldu. Burası erkek, burası dişi oldu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bu 11 ile 12 sıkıntı olmaz. Buradan 3-10 kaidesi geçerlidir. Burada da 3-10 kaidesi geçerli. Ama burada 11-99 kaidesi geçerliyordu. Burası tenvili tekil fethali olmuş. Demek ki arkadaşlar, li hamsu benatin ve hamsetu evladin ve isne aşere hafiden, benim 5 kız çocuğum ve 5 erkek çocuğum ve 12 torunum vardır. Arkadaşlar bu dersimiz bitmiş oldu. Kalan derslerimize inşallah daha sonraki dersimizde devam edeceğiz. Yüce Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.